Evet, soru şu. Maymundan insana evrime inanır mısınız? İnanıp inanmama nedeniniz nedir? Hani maymunun evrimleşmesi sonucu insan olduğuna inanıyor musunuz diyor. İnanıp inanmadığınızın niye inanıp inanmıyorsanız sebebini belirtir misiniz demiş. Şimdi şöyle, maymundan insana evrilme ile alakalı zaten bir bilimsel herhangi bir bilimsel iddia söz konusu değil, doğruluğundan ziyade. Maymun değil de işte maymunum sulardan, yani bir üst ortak atadan falan, ortak ata iddiası var yani. Maymunla insanın ortak atadan geldiği iddiası var. Buna dair bilimsel iddialar, bilimsel dünyada bununla alakalı birçok şey var. Bu bir iddia sevgili kardeşlerim. Benim fikrim açısından sormuşsa bu kardeşimiz. Ben hem bir din hem bir bilim talebesi olarak, bu yolculuğun talebesi olarak, hem bilim yolculuğunun hem dinin, ki aslında esasen ikisi birbirinden farklı şeyler değil bana göre, insanın maymundan geldiğine inanmıyorum. Yani inanmama sebebim bununla alakalı bilimsel verilerin yeterince doğru ve ikna edici olmaması. Yani maymun üstü ırktan, yani ortak bir atadan geldiğimize hani inanmıyorum maymundan. İnanmamamın sebebi bununla alakalı bilimsel verileri yeterince ikna edici bulmuyorum. Buna dair benim de karşı düşüncelerim var. Bu evrim derslerinde bunlardan zaten bahsediyorum. İkincisi de dini anlamda Kur'an-ı Kerim'de bizim atamızın net bir surette Hazreti Adem olduğu belirtiliyor. Dolayısıyla Kur'an'da açık ifadeleriyle kendini bulurken, bununla alakalı hadis-i şerifleri, sahih hadisler, Kur'an'daki yine bu anlayış, delaletin üzerine vurgu yapıp onun altını çizdiği bir halde Hazreti Adem'in topraktan hani yaratılması ve bizim atamız olduğunu tevatüren bizim bildiğimiz, Kur'an-ı Kerim'in de bunu açıkça, neredeyse açıkça ifade ettiğini, ki onunla alakalı da bir videomuz var. Bildiğimden dolayı insanın maymundan ya da maymunun sulardan geldiğine inanmıyorum sevgili kardeşlerim. Ha, ileride bilim bunu ispatlar, hocam buna inanır mısınız? Şöyle, eğer bilim böyle bir şey %100 ispatlarsa, ki böyle bir şey çok olacağını düşünmüyorum. İlgili ayetleri ve hadisleri bu bağlamda tekrardan yorumlamaya başlarız, acaba yanlış mı anladık diye düşünürüz, ama şu an böyle bir şeye inanmıyorum sevgili kardeşlerim. Dinen de buna inanmıyorum. Dinim de bunu bana inanmamamı gerektiğini söylüyor. Bilimsel olaraktaki veriler bilimsel şöyle, hani dinen tamam Hazreti Adem'den geldik. Bir Müslüman olarak böyle inanıyorum. Bununla alakalı Kur'an-ı Kerim'de bilgiler var. Atamızın Adem olduğu, topraktan yaratıldığı, ilk insan olduğu, diğer nesillerin ondan türediğine dair Araf suresinde, Nisa suresinde, Bakara suresinde çok ciddi açık ayetler var. Bunun haricinde bilimsel olarak hani bana ikna edici gelmiyor. Tamam, ayrı. Hani buna dair anti bilimsel benim de tezlerim var. Ve bilim felsefesi açısından da doğru bulmuyorum ben bunu yani. Hani bilimin buradaki felsefesine de kabul etmiyorum, doğru bulmuyorum. Hani bilimsel doneleri yalnızca eksik ya da yeterli bulmadığımdan değil, anti bilimsel tezlere sahip olduğum için de buna ben inanmıyorum sevgili kardeşlerim. Evrim videolarına detaylı bakarsanız bununla alakalı daha ciddi yorumlarım orada mevcut.